Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, bakalım 2024'te gökyüzünde neler var? Genel hatlarıyla öncelikle bir gözden geçirelim. Evet, Satürn'den başlayalım. Satürn balık burcunda. Aynen 2023'te olduğu gibi bu yıl 3-19 derece aralığında ilerleyecek ve sizin 5. evinizde olacak. Güzel bir açıda aslında. Yani çok sert etki almıyorsunuz. Bu yılın daha şanslı burçlarından birisiniz sevgili akrepler. 5. evinizden gelen Satürn etkisi çoğu zaman sizi aslında kişisel gelişim alanında biraz daha destekler. Sorumluluk alanlarınız kendinizi eğitmek, becerilerinizi geliştirmek. İşte çocuklarla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Buralarda biraz daha belki ciddi enerjiler ve kısıtlamalar altında olabilirsiniz. 5. ev eğlenceli bir alandır, keyifli bir alandır ama Satürn çok eğlenceyle alakalı olmayan bir gezegen. Yani burada eğlenseniz de eğlenceli bir iş olarak yapmanız gerekecek. Yani bir hobiyle ilgilenseniz de o hobiyi daha ciddi ele almanız gerekecek. Yani bir ders çalışır gibi hobinizle disiplinli bir şekilde ilgilenmeniz gerekebilir. Ancak tabii burada bir şeyleri öğrenmek, gelişmek adına da sizin için çok güçlü etkiler verecektir. Kendinizi daha güçlü hissedebilir, daha güvenli hissedebilirsiniz. Sorumluluk duygunuz artabilir. Aşk ve romantizme bile daha sorumlu yaklaşmanız gerekiyor bu dönemde. Çocuklarla ilgili sorumluluklarınız olabilir tabii ki. Biraz orada zaman zaman hani çocuklarla ilgili baskı ya da hayatınızda biraz daha fazla mücadele etmeniz gereken konular da devreye girebilir. Özellikle Nisan ayında Mars da burada olacak. Balık burcunda daha fazla çaba, daha fazla efor gerekebilir. Ama yaratıcılığınızın da güçlendiği, yeteneklerinizi iyi ortaya çıkarabileceğiniz bir dönem, kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunları da unutmayın sevgili akrepler. Ve yıla aslında ilişkilerle ilgili şanslı başlıyorsunuz. Çünkü Jüpiter Boğa burcunda olacak. 2023'te de bu etkileri almış olabilirsiniz. Boğa burcundaki Jüpiter geçişi, işte tutulmalar geçtiğimiz son 2 yılı hayatınızda çok önemli hale getirdi. Önemli kararlar verdiniz, ilişkilerle ilgili yeni yapılar içerisine girdiniz. Bir şeyler değişti ve dönüştü hayatınızda. Jüpiter'in Boğa burcundaki hareketi 25 Mayıs'a kadar devam edecek. Eğer geçtiğimiz yıl burada bir fayda görmediyseniz, bu yıl ilk aylarda bunu alabilirsiniz. Evlenme konularında güzel bir dönem. Evlenebilirsiniz. Yani bu yıl birçok akrep henüz evli değilse evlenebilir. Ya da güzel bir ilişkiye, hayatında önemli bir ilişkiye başlayabilir. Bunu unutmayın. Ve yılın ilk aylarında Jüpiter 5. evinizdeki, yani aşk evinizdeki Satürn'le de güzel bir kontak içerisinde olacak. Destekleyici bir açı içerisinde olacak. Bu da sizi aşk ilişkileriniz, evlilik gibi konularda daha olumlu etkiliyor. Yani bir flörtünüzü işte evliliğe götürebilirsiniz ya da evlilik teklifi alabilirsiniz veya sorunlu bir aşk ilişkiniz biter, daha güzel bir teklif bir yerden gelebilir, daha iyi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da evlisiniz, işte eşinizle birlikte böyle eşinizin hayatında güzel gelişmeler olabilir, işte şanslı gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz ki tam da işte çocukla ilgili bir sorumluluk, işte oradaki 5. ev Satürn etkisi bu. Çocuk sahibi olmak da size bir sorumluluk getiriyor sonuçta. Ama aynı zamanda bu hayatınızda eşinizle beraber evliliğinizi de destekleyecek yapıcı, çok da keyifli bir karar şeklinde karşınıza çıkabilir. Buralarda 25 Mayıs'a kadar önemli. Nisan'da, 21 Nisan'da Jüpiter Uranüs'le birleşiyor. Biliyorsunuz Uranüs de zaten Boğa burcunda. Sürprizlere hazır olun. Bu yıl Jüpiter'le de birleşen bir Uranüs, sürpriz bir tanışma, sürpriz bir teklif, hiç beklemediğiniz yerden gelecek bir evlilik teklifi olabilir. İşte bir anda hızlı bir şekilde gelişecek, işte Mart'ta tanışırsınız, Nisan'da evlenmeye karar verirsiniz. Böyle hızlı etkiler olabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili çok da her zaman rastlamayacağımız bir pozisyon bu. Jüpiter'le Uranüs'ün Boğa burcunda evlilik evinizde birleşmesi sevgili akrepler, gerçekten ilginç etkilerle karşılaşabilirsiniz. Tabi bazen bu bir işbirliği, bir ortaklık da olabilir. Yani her zaman ilişkileri sadece evlilik olarak bakmayalım. Bir işbirliği, bir ortaklık şeklinde de hayatınızda hızlı bir şekilde hareket edebilir. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter ikizlere geçecek.
Bu sefer parasal kazançlarımızı aslında rahatlatmaya başlıyor. İşte daha çok destekler anlamında. İşte eşinizin kaynaklarından destek, yani mesela bir evlilik olur, işte evlenince eşinizin kaynakları hayatımıza bir katkı sağlar, bunun gibi. Dolayısıyla parasal konularda aslında güzel bir yıl. 25 Mayıs'tan itibaren bunu daha fazla hissedebilirsiniz. Bir kredi almak olabilir, bir tazminat olabilir, bir burs alabilirsiniz, bir prim kazanabilirsiniz. Beklediğiniz, belki biraz ya da beklemediğiniz böyle ekstradan parasal kaynaklarınız olabilir. Buralarda gelişmeler söz konusu. Plüto Kova burcunda olacak 20 Ocak'tan itibaren. Şimdi ağır bir gezegen, jenerasyon gezegeni, yavaş yavaş derinden hareket ediyor. Ama kuşkusuz sevgili akrepler, sizin için bu Plüto'nun Kova'daki geçişi çok önemli. Sabit burç olduğunuz için. Geçtiğimiz yıl Mart-Haziran arasında Kova burcuna kısa bir geçiş yapmıştı. Şöyle bir gözden geçirin. Sonra tekrar Oğlak burcuna döndü. Bu yıl 20 Ocak'ta Kova burcuna gelecek. 1 Eylül-19 Kasım aralığında tekrar Oğlan son derecelerine son kez bir dönecek. Ama yıl sonu itibariyle artık Kova burcuna tamamen yerleşecek ve önümüzdeki 20 yılda Kova burcunda. Şimdi 4. evinizde burada ciddiye almamız gereken ve gerçekten çok derinden, net bir şekilde etkili ve dönüştürücü bir transit başlıyor. Uzun vadeli bir etki bu. Bu yıl işte daha çok 1 derecelerde, 0-1 derece aralarında bunu hissedebilirsiniz. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte güneşiniz ve yükselen burcunuz ilk derecelerde ise bir etkiyi hissedebilirsiniz bu yıl. Jüpiter'le de böyle güzel bir kontağı olacak Haziran'ın ilk günlerinde. 1-3 Haziran arasında İkizler burcundaki Plüton'un üçgen açısı 4. ve 8. evinizde ilginç bir şekilde bazı faydalar getirebilir. Yani bu bir miras konusu olabilir, aileyle ilgili hızlı bir gelişme ya da hani ev alma ile ilgili bir fırsat çıkarabilirken karşınıza. Ev alabilirsiniz, uygun bir kredi bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde gelişebilir. Tabii ki hani evlilik konuları da gündeminizde olduğu için işte evlenirsiniz, evlenmeye karar verirsiniz. Bir anda bir ev alırsınız, ihtiyacınız olan bir krediyi bulursunuz. Ya da belki bir evinizi satarsınız, işte başka bir ev alırsınız gibi. Yani böyle etkileri hızlı bir şekilde çalıştırabilir aslında. Bunu unutmayın. Bu derinden ve uzun süreli bir transit ve önümüzdeki 20 yıl boyunca sizin için aile konuları, ev konuları, yerleşim konuları her zaman çok önemli olacak ve hayatınızda güç veren ve sizi dönüştüren kavramlar olacak sevgili akrepler. Ve ay düğümlerine tutulmalara bakalım. Aslında yılın genel gidişatında izleyeceğimiz yol üzerinde çok önemli, biliyorsunuz ay düğümleri. Geçtiğimiz yıl Nisan'dan bu yana zaten Koç terazi tutulmalarımız da başladı ki bu yılda devam edecek. Kuzey yön Koç'ta, güney yön terazide. Kuzey yön 6. evinizde. Günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeninizde yeni açılımlar var. İşte mesleki anlamda yeni bir seçim olabilir. İşte yeni bir giyim, kuşam modeli olabilir, alışkanlıkların düzenlenmesi, beslenme düzeni ve benzeri alanlar gibi. Sevgili akrepler, kuzey düğüm yönü 6. evinizde olacak yıl genelinde ve 8 Nisan'da tam da burada bir güneş tutulması var. Günlük hayatınızın alışkanlıklarınız, iş ve çalışma koşullarınız, işte genel sağlığınız, rutinleriniz, hani buralarda bazı önemli açılımlar olabilir. Yeni düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. 25 Mart'taki 5 derece terazi burcu ay tutulması ise 12. evinizde olacak. Yani 6-12 aksınızdaki ay düğümleri, burası biraz sağlık aksıdır. İşte alışkanlıklar, yaşamınızın düzeni, bazı şeyleri hayatınızda bitirmeniz, tamamlamanız, geride bırakmanız gerekiyor. Tabii ki bu eğer sizin yaşamınıza artık fayda sağlamayan, işte iş veriminizi düşüren bir durum olabilir, sağlıkla ilgili zararlı bir alışkanlık olabilir veya beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili olabilir. Tüm buralarda bazı yeni kararlar alıp düzenlemeler yapabilirsiniz. Özellikle Mart ayındaki, Nisan ayındaki bu tutulmalar bu konuları güçlendiriyor. Ve 2 Ekim'de terazi burcunda bir güneş tutulması olacak. Bu bir güneş tutulması olduğu için yeni bir başlangıç yönünde çok daha önemli çalışabilir. 12. ev tutulması
daha gizli olan, geri planda olan konularla da ilgili, biraz terazi olunca ilişkiler, ilişki dinamikleriyle de ilgili çalışabilir. Uzaklar, işte yabancı konular, yabancı ülkeler veya görünmeden hani kendi başınıza daha fazla yalnız başınıza yapacağınız işler, girişimler, çalışmalar, tüm bunları destekleyebilecek bir tutulma. 2 Ekim'deki terazi tutulması da özellikle sizin için alışkanlıklarınız yönünde önemli görünüyor. Ve tabii ki 18 Eylül'deki 25 derece balık burcundaki ay tutulması 5. evinizde meydana gelecek. Bu ay tutulması bu yıl balık burcunda yaşayacağımız ilk tutulma. 2025'te de devam edecek. Ancak Satürn'ün de balıkta olması, Neptün'ün de balıkta olması özellikle 5. evinizdeki konularla ilgili biraz daha dikkat gerektiriyor. Ay tutulması olduğu için duygusal anlamda da sizin için zorlayıcı olabilir. İşte bu bir aşk hayatınızla ilgili bir hayal kırıklığı veya burada böyle bir ayrılık, bir tamamlanma ya da işte çocuklarla ilgili duygusal konularda bir sorumluluk, bir zorlanma, buralardaki bir hayatınızda alacağınız bazı kararlar ve süreci de şekillendirebilir. Yaratıcılık ve yetenekler anlamında destekliyor aslında. Bu ay tutulmasıyla birlikte bir yeteneğinizi keşfedip hani onu geliştirmek adına ona daha fazla zaman verebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bunun size hem duygusal hem zihinsel, ruhsal önemli katkıları da olabilir. Önemli bir farkındalık da verebilir. Alacağınız derslerle birlikte farkındalığınız anlamında size çok önemli bir katkısı da olabilir. Evet sevgili akrepler, 2024'ün genel etkileri böyle. Hepinize sağlıklı, güzel, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.